Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada topraklar kısmını işleyeceğiz. Yani doğadaki 3 temel unsurdan ikincisi olan kısımla başlayacağız. Birinci kısımda o dünyada su kaynaklarından bahsetmiştik. Şimdi dünyada topraklar diyeceğiz. Devamında Türkiye'de su ve topraklar hem dünya kısmında ve aynı zamanda bitkilerle birlikte de o doğadaki 3 unsur kısmını bitirmiş olacağız. O zaman gelin hadi bakalım bugün ünite içeriğimizde bizleri neler bekliyor göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda dünyada topraklar dedik ya, öncelikle biz toprağın oluşabilmesi için nelerin meydana gelmesi gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Ayrışma türleri nelerdir? Nerelerde hangi ayrışma görülür onlardan bahsetmiş olacağız. Sonra bu toprağı hangi katmanlar oluşturuyor? Bu katmanların genel özellikleri neler? Onları söylemiş olacağız. Devamında toprağın oluşumunu etkileyen faktörler. Onları söyleyeceğiz ve en sonunda da zonel topraklar, intrazonel ve azonel topraklar olmak üzere 3 grup toprağın dünya ölçeğinde nerede görüldüğünü ve özelliklerini öğrenmiş olacağız. Dersimiz bitti. O zaman biz toprağı genel hatlarıyla özellik anlamında, dünyada yayılış anlamında öğrenmiş olduk diyebiliriz. Dersimiz bittiğinde bunun daha iyi bir şekilde öğrenilebilmesi için hemen ne yapıyorsun? Ödevlerimizde mutlaka ders bitiminde o sayfayı tık kapattığında çözmeye başlıyorsun. Sıfırdan ona o kitabımızda hemen 84-90 arasını, Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabımızda da 45 ile 48 arasını güzel güzel çözüyorsun diyelim. Hadi bismillah. Dünyada topraklar. Şimdi biz dedik ki bir yerde toprağın oluşabilmesi için bir ayrışmanın, bir ufalanmanın meydana gelmesi lazım. Kim ayrışacak? Kayaçlar ayrışacaktır. Peki bizim hemen şöyle ilk dönemki konularımıza, o ilk kısımda işlediğimiz konularda kayaca bir bakalım. Kaç tür kayacımız vardı? Birincisi magmatik kayaçlarımız vardı. Peki magmatik kayaçları oluşturan neydi? Magmanın ya yeryüzünde soğuması ya da yeryüzeyine yakın yerlere sokulup soğumasıydı. O zaman bu kayacın ayrışması gerekiyor. Peki başka hangi kayacımız vardı? Tortul ya da sedimenter kayaç dediğimiz grup. Yani bir kayaç. Magmatik de olabilir, son kısımdaki noktalı kısımdaki kayaç da olabilir. Bunlar dış kuvvetler tarafından aşınacak, taşınacak ve herhangi bir bölgede birikecektir ve böyle kayaç grubunu tortul kayaçlar oluşturacaktır. Bir de metamorfik kayaç grubumuz vardı. Yani bizim buradaki magmatik ve tortul kayaçlarımız yüksek sıcaklık basınç altında metamorfizmaya uğruyor ve bu şekilde metamorfik kayaçlarımız meydana gelmekte diyebiliriz. İşte bu kayaçların ufalanmasıyla, yani ayrışmasıyla oluşan, içinde mineraller, canlı organizmalar, organik maddeler, hava ve su bulunduran, yer yüzeyini birkaç milimetre ile birkaç metre arasında saran bu canlı örtüye biz toprak diyoruz. Ve toprağı inceleyen, yapısını, oluşumunu, verimliliğini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı toprak bilimidir. Biz buna pedoloji diyeceğiz. O zaman bir yerde toprağın oluşabilmesi için bu kayaçların ayrışması gerekir dedik ya. Burada ayrışmayı sağlayan aşağıda görmüş olduğunuz üzere 3 grup var. Bunlardan birincisi, ilk kayaca baktığımızda kayaç ne yapmış? Buradan böyle ortadan çat diye ayrışmış, parçalanmış. Biz bu ayrışmaya fiziksel ayrışma diyeceğiz. Bunun diğer ismi mekanik ayrışmadır. Buradaki mantığımız şu. Elinizde bir tane küp şeker var. Bunu aldınız, çekişle tık üstüne vurdunuz. Bu toz şeker haline geldi. Sadece biz burada şekerin dış görünüşünü değiştirmiş olduk. İşte bu dış görünüşü değiştirme işlemine biz fiziksel ufalanma ya da fiziksel ayrışma diyoruz. Genel itibariyle biz bu ayrışmayı ya kurak iklim bölgelerinde ya da yarı kurak iklim bölgelerinde ya da soğuk iklim bölgelerinde göreceğiz. Mesela soğuk iklim bölgelerinde kayacın içerisindeki su buz halini aldığında hacmi genişliyor, kayaca baskı uyguluyor ve kayacı parçalıyor. Bu da fiziksel bir ayrışmadır. Ama kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde sıcaklık farklarının çok fazla olması kayacın bu yollarla ayrışmasına ve toprağın da kayacın ayrışmasıyla bu şekilde oluşmasına neden olmuştur diyebiliriz. Ama bazı bölgeler var ki ortadaki ayrışma grubuna sahip. Burada görmüş olduğum üzere delikler var. O zaman burada neler meydana gelmiş? Erimeler meydana gelmiş. Biz bu şekilde meydana gelen ayrışmayı ise kimyasal ayrışma diyeceğiz. Peki kimyasal ayrışma dünya üzerinde
nerede görülecek dediğimizde nemli iklim bölgelerinde görülecektir. Aynı zamanda buranın da biraz sıcak olması lazım. Yani suyla tepkimeye giren kayaçtaki meydana gelen erimeler sonucunda kimyasal bir ayrışma bu şekilde oluşan toprak grubundaki kısımda böyledir diyebiliriz. Bir de son kısımda görmüş olduğumuz biyolojik ayrışma grubu var. Bunu yapan kim? Bitkinin kökleri. Özellikle bitki kökleri vasıtasıyla suya ulaşmak istiyor ya, suya ulaşırken o kayacın çatlağından kökünü ince bir şekilde aşağıya doğru gönderiyor. Şimdi bitki büyüdüğünde kök de büyüyecek. Kök büyüdüğünde kayaca baskı uygulayacak ve parçalayacaktır. Bu şekilde meydana gelen ayrışma da biyolojik ayrışmadır. O zaman şunu unutmayalım. Dünyada kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde fiziksel ayrışma etkilidir. Çöl iklimi, karasal iklim bölgeleri, nemli iklim bölgelerinde kimyasal ayrışma etkilidir. Ekvatoral iklim, muson iklimi, Akdeniz iklimi, bitki örsünün gül olduğu alanlarda ise biyolojik ayrışma etkilidir diyebiliriz. Peki toprağın oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir dediğimizde bunu biz 5 ayıracağız. Bunlardan birincisi iklim. Şimdi iklim toprağın oluşumunda neyi etkileyecektir dersek ayrışmanın cinsini etkileyecektir. Biraz önce ne dedik mesela? Nemli iklim bölgelerinde kimyasal ayrışma etkilidir. Kurak iklim bölgelerinde ise fiziksel ayrışma etkilidir diyebiliriz. Aynı zamanda bu oluşan toprağın yıkanmasını da belirleyecektir. Mesela nemli iklim bölgelerinde yağış az olduğu için toprakta yıkanma fazla. Bu da toprağın bünyesindeki hem kirecin hem de tuzun az olmasına sebep olmuştur. Ama kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde toprakta yıkanma az olduğu için toprağın o bünyesinde kireç ve tuz kalıyor ve kireç ve tuz miktarı fazla. Mesela çöl iklim bölgesini düşündüğünüzde yağış miktarı az. Yağış miktarı az olduğu için toprakta yıkanma azdır. Kireç ve tuz birikimi de fazladır diyebilirsiniz. Anakaya burada özellikle toprağın oluşum hızını belirleyecektir. Yani nasıl? Mesela benim anakayam dirençli bir kayac ise, aşınmaya karşı dirençli ise burada toprağın oluşum süresi daha uzundur diyebiliriz. Ama benim buradaki ana kayam daha dirençsiz ise o zaman burada da toprağın oluşum süresi daha kısadır diyebiliriz. O yüzden ana kayamız bir toprağın oluşumunda ana kaya ayrışmaya karşı direnci belirleyecektir. Bu da toprağın süresini belirleyecektir. Dirençli kayaçların bulunduğu alanlarda toprağın oluşum süresi daha uzundur. Dirençsiz kayaçların bulunduğu alanlarda ise toprağın oluşum süresi daha kısadır diyebiliriz. Yer şekilleri toprağın genel itibariyle hem kalınlığını etkiler hem de oluşum sürecini etkileyecektir. Nasıl? Eğimli bir bölgeyi düşünün. Burada toprak oluşmaya başladı. Burada oluşan toprak dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak aşınacak. O zaman burada daha ince bir tabaka şeklinde toprak oluşumu meydana gelecektir. Ama düz bölgelerde toprak daha kalın bir tabakaya sahiptir diyebiliriz. Bitki örtüsü topraktaki organik madde miktarını etkiler. Organik madde toprağın verimli ya da verimsiz olmasına, toprağın aynı zamanda daha koyu bir tona sahip olmasına sebep olmaktadır diyebiliriz. Yani bir toprak organik madde bakımından zengin ise daha koyu bir renge sahiptir diyebiliriz. Organik maddelerin zengin olduğu topraklar genel itibariyle verimli topraklardır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Zaman. Genel olarak şöyle diyebiliriz. 1 santimetrelik, yani şu kadar minnak bir toprağın oluşabilmesi için ortalama geçmesi gereken süremiz 200 yıl. Ama biz ne yapıyoruz? Toprağı kirletiyoruz. Tarımsal faaliyetlerde, sanayi faaliyetlerinde, ulaşım faaliyetlerinde, turizm faaliyetlerinde, yerleşme faaliyetlerinde, yani toprağın canına okuyoruz. Ya biz burada 1 santimlik toprağın tekrar meydana gelebilmesi için 200 yıl beklememiz gerekiyor. O yüzden toprakları kirletmememiz gerekmekte diyebiliriz. Toprağın horizonları eşittir toprağın katmanları arkadaşlar. Yani biz bir alandan toprağın kesitini aldığımızda karşımıza farklı bölümler çıkacaktır. Bunların en alt kısmında olunan yeri C horizonu ya da D horizonu diye geçecektir. O zaman ben şuraya şöyle bir de D horizonu diye yazayım. D horizonu dediğimiz kısımda bizim ana kayamız olsun arkadaşlar. D horizonu eşittir ana kayadır. Ahan da şuraya yazdığımız D'dir. Biraz önce biz ne demiştik? Bir toprağın meydana gelebilmesi için ana kayanın
parçalanması, ufalanması, ayrışması gerekmektedir. Buraya baktığımızda şurada neyimiz mevcut? Bir ana kayamız mevcut. İşte bu hem toprağın cinsini belirleyecektir. Mesela toprak kil taşıysa bu, toprakta kil olanın yüksek olacaktır. Kum taşıysa toprakta kum oranı yüksek olacaktır. Yani ana kaya ayrıştığında toprağın içerisindeki mineralin cinsini de belirliyor. Aynı zamanda ana kayam dirençli ise burada oluşacak toprağın oluşum süresi de daha uzundur diyebiliriz arkadaşlar. Peki bir üst katmana geldiğimizde burası ise C horizonu olarak geçer. C'de ne olmuş? Benim bu D'deki ana kayam ayrışmış ve küçük küçük parçalara ayrılmış. Arada da toprakların oluştuğunu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. O zaman C horizonuna biz ayrışma zonu diyeceğiz. Geldik. Yukarıda önemli iki tane katmanımız var. Bunlardan birincisi A horizonu, bir diğeri ise B horizonu. Biz A horizonuna yıkanma zonu diyoruz. Ne demektir bu? Mesela bir yağışı düşünelim. Yağış toprağa geldiğinde yer altına sızacak ve A horizonundaki bulunan kireç ve tuzun B'ye doğru gitmesine sebep olacaktır. O zaman biz A horizonuna yıkanma zonu dememizin temel sebebi buradaki kireç ve tuzun yağışlarla birlikte yerin altında B'ye sızmasıdır. O zaman A'dan sızanlar B'de birikiyorsa o zaman B horizonuna da biz ne diyeceğiz? Birikme zonu diyeceğiz. İşte toprağın üst yüzeyinden çözünen maddelerin biriktiği bölüme de biz B horizonu diyoruz. Bir de yukarı kısımda toprağın üst kısmında toprağın daha koyu bir renge sahip olmasını sağlayan bir katmanımız var. Ahan da tam şurasıdır. Biz bu alanı ne diyeceğiz? Biz bu alanı O horizonu, yani organik zon diyoruz. Özellikle bunların toprakla karışmasıyla birlikte toprağın verimi de ne yapıyor? Artıyor diyebiliriz arkadaşlar, bunu unutmayalım. Geldik. Biz dünyadaki toprakları oluşum özelliklerine göre 1. zonal topraklar, 2. intrazonal topraklar, 3. azonal topraklar diyoruz. Zonalde lateritler var, kahve kestane renkli bozkırlar var, çöl toprakları var. İntrazonalde halo, hidro, kalsi var. Azonalde alüvyal, kolüvyal, litosol, regosol var. Yal, yallar, lerler burada diyebiliriz. Tamam çocuklar? Şimdi bak. Buradaki kısmı böyle bir ayırmamız gerekirse. Ben bir yerde zonal toprak görüyorsam bu o bölgedeki iklime ve o bölgedeki bitki örtüsüne göre şekillenen topraklardır. O zaman bu toprakları bilebilmem için benim otomatik iklimi bilmem gerekiyor. Yahu sen iklimi bilmiyorsan o zaman şöyle bir geriye dönüyorsun. Sayfayı üst köşede yeni bir arama çubuğu açıyorsun ve Tonguç 9 yazıyorsun, iklim tipleri videosunu izliyorsun, ondan sonra buraya devam ediyorsun. İntrazonal topraklarda belirli olumsuzluklar var. Ya burada su az, ya yağış fazla, ya da kayaç farklılık göstermekte. Azonalde ise dış kuvvetler, yani bizim akarsularımız, rüzgarlarımız, buzullarımız vardı ya, bu toprakları oluşturan da o dış kuvvetlerdir. O zaman şuraya da şöyle dış kuvvetler yazıyorum. Hadi bakalım burayı biraz parçalayalım. Ne demiş? Zonal, yani yerli topraklar. Yerli ise o coğrafyanın toprağı. O coğrafyanın toprağının olabilmesi için, bak oranın toprağının olabilmesi için geriye geliyorum şöyle. Neyinin olması lazım? Şu alttaki D ve C'nin olması gerekmektedir diyebiliriz. İşte bu topraklar A, B, C horizonlu topraklardı. C'yi ayırdım. C neydi? Ayrışma zonuydu. Yani ana kaya burada ne yapıyordu? Parçalanıyordu. Ana kaya parçalandığında C horizonu varsa bu toprak bana ana kaya hakkında bilgi verecektir diyebiliriz. Şunu unutma. Bir toprakta C horizonunu görüyorsan, D zaten banko, C'yi görüyorsan o toprak bulunduğu yerdeki ana kaya hakkında bilgi verecektir diyebiliriz. İşte bundan dolayı biz bu topraklara yerli kaya toprakları diyebilmekteyiz arkadaşlar. Peki kimler var burada? Birinci toprağımız lateritler. Laterit toprakları hangi iklim bölgesinde? Ekvatoral iklim bölgesindeki topraktır. Peki bu toprağın özelliği nedir dediğimizde bu toprağın özelliği şu. Ekvatoral iklim her mevsim yağışlı bir iklim, aynı zamanda her mevsimi sıcak bir iklimdir. O zaman burada bu oluşacak toprağın oluşum biçimindeki kayacın ayrışması nasıl gerçekleşir derseniz kimyasal yollarla gerçekleşecektir. Ve organik çözülme de fazladır. Neden dediğimizde çünkü burada bitki örtüsü ciddi anlamda gürdür diyebiliriz. Aynı zamanda
toprağın bünyesindeki demir bileşikleri nemin ve sıcaklığın yüksek olmasıyla birlikte oksitlenmiştir ve toprak kiremit kırmızısı renk almıştır. O zaman şunu unutmayalım. Bana bir ifadede kırmızı renkli topraklar diyorsa laterittir. Kırmızı renkli topraklar diyorsa bunlar laterittir. Bunları unutmayalım. Aha da burada da göstermiş. Biraz da Photoshop'la kırmızıyı yapmış diyelim. Toprağa çok fazla organik madde karışır. Organik madde neydi? Bitki örtüsüydü. O bitkinin dalı yaprağı, şöyle geniş yapraklı ağaçlar var ya burada, şöyle çizelim bunları da. Bu geniş yapraklı ağaçlardan çok fazla arkadaşlar buraya organik madde karışacaktır. Ama bu alan organik madde bakımından fakirdir. Neden dersek, evet bunlar toprağa düştü ama hem burada ayrıştırıcılar seri bir şekilde çalışıyor hem de yıkanma fazla olduğu için nereye gidiyor? Toprağın B katmanına gidiyor. O yüzden bu topraklar organik madde anlamında fakir topraklardır diyebiliriz. Peki bu toprak Türk dünya ölçeğinde nerede görülüyor? 1. Amazon Havzası, yani Brezilya'nın bulunduğu alan. 2. Kongo Havzası, Gabon, Kongo, Nijer, Kamerun. 3. Malezya, Endonezya ve Gine Adaları. Ya çok uzatma. Ne yapıyorsun burada? Şu adalardan şöyle bir çizgi çekiyorsun. Al, Amazon Havzası, Kongo Havzası, Malezya, Endonezya, Gine Adaları. Ekvatorun üstünde görüyorsan bitti gitti. İkinci toprağımız Terra Rosa toprakları. Hangi iklim bölgesinin toprağıdır dediğimizde Akdeniz iklim bölgesinin toprağıdır. Ve şuna dikkat et. Kireçli ana kaya üzerinde oluşmuştur. Şimdi biraz önce ne demiştik biz? Eğer ki bir ana kayanın cinsi neyse toprağın da cinsi ona benzeyecektir. Cinsi cinsine çekiyor. Nasıl? Bunlar kireçli ana kaya üzerinde oluşmuşsa bu toprakların bünyesinde kireç miktarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda burası sıcak bir iklim bölgesi. Aynı zamanda nem miktarı da var. Ve buna bağlı olarak demir oksitlenir ve toprak kiremit kırmızısı renk alır. Kırmızı. Laterit terra rossa. Laterit terra rossa, ikisi de kırmızı renkli topraklardır diyebiliriz. Organik madde yeterince fazla değildir. Kalkerler üzerinde, kireç taşı üzerinde oluştuğu için de biraz önce söyledik. Bu topraklar kireç yönünden zengindir. Peki bu toprak nerede görülüyor? Akdeniz çevresi. Dümdüz gidiyorum. Kaliforniya bölgesi. Güney Afrika Cumhuriyeti. Dümdüz gittim. Şili'nin ortası. Dümdüz gittim. Avustralya'nın güney, güneybatı uç kısımları arkadaşlar. Bak! Buralar 30 derece enlemi ile 40 derece enlemi arasında yer alan karaların deniz kıyısıdır. Akdeniz çevresi, dümdüz gidiyorsun. Kaliforniya bölgesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesi, dümdüz gittin Avustralya'nın güney, güneybatı uç kısımları, dümdüz gittin Orta Şili diyoruz. Geldik Çernezyon. Benim sadık yarim kara topraktır diyoruz ve bunlar kara topraklar. Zaten şurada toprağa bakarsanız simsiyah. Bu ne demektir? Bu şu demektir, verimli topraktır. Organik maddenin toprakla çok iyi karıştığı topraklardır diyebiliriz. Peki nerede oluşuyor bu? Orta kuşakta yarı nemli karasal iklim bölgesi, yani sert karasal iklim bölgesinde çayır örtüsü altında gelişen topraklardır. Toprak organik madde anlamında çok zengindir. İnsan eksen insan biter. O denli zengin topraklardır. Ve renkleri bu yüzden koyudur. Bak, humus fazla, organik madde fazla, renkleri koyu diyebiliyoruz. Peki bu toprak nerede görülüyor? Sibirya, İskandinav Yarımadası, Kanada, Alaska. Burada görülen toprak iklim anlamında Çernezyon'la birlikte Bozgri dediğimiz Potzol topraklarıdır. Ama biz Çernezyon topraklarını daha yoğun ölçekte Kafkaslar, Himalaya Dağları, Ant Dağları, yani dağların yüksek kesimlerinde daha yoğun ölçekte göreceğiz. Çünkü yükseklerde bu çayır örtüsü daha geniş bir alandadır diyebiliriz. Geldik çöl toprakları. Ya başına her şeyin geldiği bir toprak. Niye? Abi öncelikle yağış son derece az. Yani burada yağış 200 milimetrenin altında. Sıcaklık farkı oldukça fazla. Şuraya şöyle sıcaklık farkı diyorum, oldukça fazla. O yüzden burada fiziksel ayrışma şiddeti çok çok
yüksektir. Yağış 200 milimetrenin altında olduğu için bu toprakların bünyesinde kireç ve aynı zamanda tuz miktarı oldukça fazladır diyebiliriz. Bunun fazla olmasının temel sebebi topraktaki yıkanmanın az olmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki nerede görülüyor? Afrika'nın kuzey kısmı, Arap Yarımadası, Hindistan çevresi, Orta Asya, ABD'nin iç kısımları, Şili'nin bulunduğu alan, Namibya ve arkadaşlar özellikle burayı bilerek böyle karalıyorum. Aha da Avustralya'nın iç ve batı kısmı. Ama bak ama dedim niye? Ya şuraları unutmayalım. Güneybatı ve güney uç kısımları var ya, bu alanlarda Akdeniz iklimi görüldüğü için bu alanlarda biz Tererosa topraklarını oluşturmaktayız. E şurada zaten kap bölgesi vardı, bak çektim gitti. E böyle geliyorum, bak Orta Şili var. E şöyle geliyorum, bak Kaliforniya bölgesi var. O alanda da Tererosa yani kırmızı renkli Akdeniz toprakları oluşuyordu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Organik madde yönünden son derece fakirdir ve bu topraklar alkali reaksiyon gösterir. Su olsaydı asit reaksiyon gösterecekti, su olamadığı için alkali reaksiyon göstermektedir diyebiliriz. Kahverengi orman toprakları. E bu topraklar neyin üzerinde oluşmuş ya da neyin altında? Orman örtüsünün. Nerede var? Nemli ılıman iklim kuşağı dediğimiz okyanusal iklim bölgesinin toprağı olarak karşımıza çıkmakta. Zaten yaprağını döken orman altında görülüyor. Bak Batı Avrupa, ABD'nin güneydoğu ve kuzeybatı kısımları, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda hattında biz kahverengi orman topraklarını görmekteyiz. Humus bakımından zengin oldukları için tarım yapmaya elverişli topraklardır. Kahverengi orman topraklarının bulunduğu okyanusal iklim yağışın fazla olduğu bir iklimdi. O yüzden toprakta yıkanma fazla olduğundan dolayı kireç ve tuz B katmanına inmiştir diyebiliriz. Geldik. Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları, yani bizim İç Anadolu bölgesindeki görmüş olduğumuz toprak tipidir. Peki biz burada bunu neden ikiye ayırdık? Şundan dolayı. Eğer ki benim yağış miktarım 400 milimetrenin hemen şöyle şuraya geliyorum, biraz ilerle, altında ise kahverengi bozkır topraklarını göreceğim. Eğer ki benim yağış miktarım 400 milimetrenin üzerinde ise genel olarak kestane renkli bozkır topraklarını göreceğim diyebilirim. Zaten şu sağ tarafta da uzun uzadıya yazdık. 400 milimetrenin altında 8-12 derece sıcaklık arasında gelişmekte ya da 400 milimetrenin üzerinde yıllık ortalama sıcaklık 6-10. Bak biraz daha kestanede sıcaklığım ne yaptı? Düştü diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu topraklar genel itibariyle tahıl yapmaya uygundur ve küçükbaş hayvancılık yetiştirilmektedir ya da yapılmaktadır diyebiliriz. Çünkü bu topraklar azot bakımından zengin topraklardır. Azot taneli bitkiler için çok önemlidir. Ondan dolayı tahıl, arpa, buğday, nohut, mercimek bunların hepsi bu alanda yetişmektedir diyebiliriz. Podzol topraklar, çernezyum. Podzol, oğlardan gidelim. Bu gene çernezyumun görüldüğü alanlarda oluşan topraklardır. Soğuk nemli iklim bölgesi dediğimiz sert karasal iklimin toprağıdır ve iğne yapraklı orman. Bak o zaman şunu unutma. İğne yapraklı ormanda oluşuyorsa bu podzol topraklarıdır. Bu alandaki çayır örtüsü altında oluşuyorsa genel olarak çernezyum topraklarıdır diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam, yani burada o zaman bizim için önemli olan iki grup, iki ayrım yapacağımız yer, iğne yapraklı ormansa podzol, çayır örtüsü ise çernezyumdur diyebiliriz. Bu topraklar boz gri renklidir. Sıcaklık düşük olduğundan dolayı topraktaki mikroorganizma sayısı çok az. O yüzden de bu topraklar mineral madde bakımından çernezyumlarla kıyaslanamayacak
fakirliğe sahiptir diyebiliriz, tamam mı? Peki nerede görülüyor? Sibirya, İskandinav Yarımadası, Kanada ve Alaska hattında. Biz bu toprakları görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda o dağların yüksek kesimlerinde de bu toprak grubuna rastlıyoruz. Tundra toprakları. Bak artık ekvatordan ben oldukça ne yaptım? Uzaklaştım. Sıcaklığım düştü ve burada sıcaklık hemen hemen 8 ay boyunca 0 derecenin altında. 8 ay 0 derecenin altındaysa o zaman bu topraklar donar. Sıcaklığın burada genel olarak 4 ay 0 derecenin üzerine çıkıyor. 10 dereceye bile ulaşmıyor diyebiliriz. O zaman yazın bu toprak çözülecektir ve bataklık durumunu alacaktır. İşte bu bataklık ortamında yeşeren bu toprak, ot toplulukları altındaki toprak grubuna biz çernezyon toprakları diyemeyeceğiz. Tundra toprakları diyeceğiz. O zaman bak, ot grubunda çayır diyorsa çernezyon, ot grubunda bataklık ortamı diyorsa o zaman da tundrayı ele alacağız arkadaşlar. Peki Sibirya'nın üst kısmı, İskandinav Yarımadası'nın o kuzey kısımları, Grönland'ın güney kısımları ve Alaska, şu alanda da Kanada'nın kuzey kısımları dersek tundra toprakları buradadır. Sıcaklık düşük olduğu için bu topraklar tarıma elverişli değildir. Geldik intrazonal topraklar. Bu topraklar A ve C horizonlu topraklardır ve bir yerde C horizonu varsa ne oluyordu? Anakaya bilgisi veriyordu arkadaşlar. Peki kim var burada? Birincisi halomorfik topraklar. Nasıl oluşuyormuş? Bak. Kurak ve yarı kurak bölgedeki kapalı havzaların taban kesimlerinde oluşur diyor. Şimdi şöyle düşün. Kurak bölge ya da yarı kurak bölge varsa burada ne azdır? Yağış azdır. O zaman bu toprağın bünyesinde ne fazla? Tuz birikimi fazla ve biz bu toprağı ikiye ayırıyoruz. Dikkat et, bir tuzlu toprak, zaten yukarıda söyledik, iki tuzlu sodik toprak, bunu da zaten yukarıda söyledik. Yani biz burada iklimin o yağış özelliğini bilerek toprağın bünyesindeki tuzun fazla ya da az olduğu yorumunu yapabiliriz. Birinci, tuzlu sodik topraklar, tuzlu topraklar. Bak şurada tuz birikimlerini görüyor musunuz? Çatlama kısımları bunlar. Tuzlu sodik toprak, bak yüzeyi tamamen kaplamış. Mesela benim gözüme hemen tuz gölü geldi bu tuzlu sodik toprak deyince diyebiliriz. Hidromorfik. Hidro neydi? Suydu. O zaman bu bataklık alanlarında ya da taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda görülen topraklardır. Toprağı böyle biraz eşelediğinde vıcık vıcık eline böyle çamur bulaşır ya, işte bu toprak hidromorfik toprak olarak geçer. Kalsimorfik, kalsiyum karbonat, kireç taşı abi. Kireç taşları ya da killi kireç taşları gibi. Bak kalsimorfik, kalsiyum karbonat, kireç. Kireç yönünden zengin topraklara verdiğimiz isimdir. Bu toprak ikiye ayrılır. Vertisol toprak eşittir dönen topraklardır diyebiliriz. Nasıl? Özellikle arkadaşlar bu topraklar kirli oldukları için kurak mevsimlerde şöyle çatlarlar. Bak çatlama alanlarını gördünüz mü? Bunlar birkaç metre derinliğe kadar ulaşabilir. Sonra dış kuvvetler bu toprağın yüzeyindeki maddeleri bu çatlaklardan iç kısımlara gönderir. Yağış olduğunda bu çatlaklar kapanır ve o biriken malzemeler tekrar yukarıya çıkar. İşte burada bir döngü olduğu için, böyle sürekli olarak bir döngü olduğu için biz bu topraklara ne diyoruz? Dönen topraklar diyoruz. Anadolu coğrafyasında bu toprakları biz taş doğuran toprakları ismini de vermekteyiz. Haberiniz olsun. Rentsinalar genellikle yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan organik madde bakımından zengin, verimli topraklardır diyebiliriz. Azonal topraklar. Bu topraklarda horizonlaşma yoktur. Yani tek bir horizon var. O zaman bu toprak bana anakaya bilgisi vermez. Bak, zonal topraklar A, B, C horizonlu olduğu için anakaya bilgisi vermekte. İntrazonal topraklar A, C horizonlu olduğu için anakaya bilgisi vermekte. Ama azonal topraklarda horizonlaşma mevcut olmadığı için bu topraklar bize anakaya hakkında bilgi vermeyecektir. Aşınma var, aşınan malzemeler taşınıyor, taşınan malzemeler birikiyor. O yüzden bu toprakların oluşumunda dış kuvvetlerin daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım. Alüvyal topraklar. Alüvyal nedir? Akarsuların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerdir. O zaman bu toprakların oluşumunda kim etkilidir dediğimizde akarsular etkilidir. Akarsular malzemeleri aşındırır, aşındırdığı malzemeleri taşır
taşıdığı malzemeleri de biriktirir. Ve şunu unutmayalım, sürekli üst kısmı aşındırıp taşıyıp biriktirdiği için topraklar içerisindeki en verimli toprak olarak alüvyal toprakları söyleyebiliriz arkadaşlar. Kolüvyal topraklar nedir? Şurada bir dağlık alan görüyoruz. Bu eğimli yamaçlardan aşınan malzemeler, hemen şöyle rengimi de değiştireyim. Şu dağlık alandan, eğimli alandan aşınan malzemeler şu alanda, bakın dikkat edin, ne yapmış? Birikmiş. Burası kolüvyal depo olarak geçer. Buradaki toprak kolüvyal topraktır. Yani dağdan aşınan malzemeler o dağın eteğinde biriktiğinde kolüvyal depoları oluşturmakta. Bu o aradaki kolüvyal toprakları ifade etmekte. Şunu unutmayalım. Buradan aşınan malzemeler içerisinde taşlar olacağı için gittiği, yani geldiği yerdeki ana kaya hakkında bilgi verecektir. Litosoller, litosfer, taş küreydi. O zaman bunlar taşlı topraklardır. O biraz önce dağlık alandaki eğimli yamaç vardı ya. Buradan topraklar aşındığında ana kaya orada kalır ve taşlı toprak olarak biz buna litosol diyoruz. Ve arada taşlar mevcut olduğundan dolayı ana kaya hakkında bilgi verecektir. Regosoller, volkanizma faaliyetleri sonucunda meydana gelen kum boyutundaki malzemelerin birikmesiyle birlikte oluşmuştur diyebiliriz. Mesela Nevşehir'de bu toprakları görebilmekteyiz arkadaşlar. Lösler. Lösler rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleri. Morenler buzulların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte nelerden bahsettik? Biz toprağın oluşabilmesi için ana kayanın ayrışması lazım dedik. Ana kayamız neydi? Magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar, metamorfik kayaçlardı. Bunlar fiziksel ayrışmayla gerçekleşiyorsa ya kurak bölge ya da yarı kurak bölgeydi. Kimyasal ayrışmayla gerçekleşiyorsa nemli bölgeydi. Biyolojik ayrışmayla gerçekleşiyorsa da bitki kökünün yaptığı ayrışmaydı. Fiziksel ayrışmada parçalanma, kimyasal ayrışmada erime, biyolojik ayrışmada gene parçalanma vardı. Toprağın katmanları, en altta D horizonu vardı, bu ana kayaydı. Onun üstünde C horizonu vardı, bu ayrışma zonuydu. Onun üstünde B horizonu vardı, birikme zonuydu. Onun üstünde A horizonu vardı, yıkanma zonuydu. Onun üstünde O horizonu vardı, organik zon olarak ifade edilmektedir. Toprağın oluşumunu etkileyen faktör iklim ayrışmayı etkiliyordu. Ana kaya, hemen şöyle kayaç diye yazayım, ayrışma hızını etkiliyordu. Zaman 1 santimetre eşittir 200 yıl olarak geçmekteydi. Bitki örtüsü, bir de ne vardı? Yer şekli vardı. Bunların hepsi toprağın oluşumunu etkilemekteydi. Toprak, zonal toprak diyorsa bölgedeki bitkiye göre, yani iklime göre. İntrazonaller A, C horizonlu. Bu arada zonal topraklar A, B, C horizonluydu. Azonal topraklarda no horizon diyorum. Bak, no horizon. Yani horizonlaşma mevcut değil. Buradakileri genel itibariyle oluşturan dış kuvvetlerdi. Zonaldeki en verimli kara toprak dediğimiz toprak çernezyomdu. Bunu unutmayalım. Kırmızı renkli toprak laterit terra rossa. Kırmızı terra rossa ve lateritti. Bunu unutmayalım. Boz gri renkli dediğimiz çernezyomun, yani sert karasalın bulunduğu alandaki podzol topraklarıydı boz gri renkli. Kireç tuz birikimi fazla, mesela çol topraklarıydı diyebiliriz. Azonelde alüvyal neydi? Akarsuların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği malzemelerdi. Lösler rüzgarların, morenler buzulların, o kolüvyal dediğimiz kolüvyal depo dağın eteğindeki biriken, yukarıda kalan kısım litosfer, taşlı litosol diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte toprağı dünya ölçeğinde tamamıyla bitirmiş olduk. Türkiye kısmını da ilerleyen derslerimizde işleyeceğiz. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ödevleri mutlaka çözmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.